Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği olay sonrası, düzenlenen eylemde yere düşen maden işçisini tekmelemesiyle gündeme gelen, eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in yeni görevi belli oldu. Yusuf Yerkel'in Frankfurt ticaret ataşeliğine atanacağı Ocak ayında basına yansımış ancak, bu atamadan sorumlu kurum olan Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şubat ayı sonunda resmen göreve başladığı haberleri çıkan Yusuf Yerkel'in ismi geçen hafta itibariyle, Ticaret Bakanlığı'nın Yurtdışı Teşkilatı listesine dahil edildi. Böylece Yusuf Yerkel, resmen, Frankfurt Ticaret Ataşesi, oldu.